Herkese merhaba, Sosyal Mesafe serimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birazdan çok sevdiğim birine konuk alıyor olacağım. Kendisi Selda Timur. Yaşam koçu, yoga eğitmeni ve çok daha fazlası gerçekten bildiklerini özellikle şu an olduğumuz dönemde, çıkıyor olduğumuz dönemde bizle paylaşsın. Çok istiyorum. Bize çok güzel şeyler anlatacağına eminim. Hazırsanız alalım onu. Hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Açıkçası ben böyle bir şey yapıyorum, yani kendim tanıtmak adına direkt sözü böyle size veriyorum. Siz bize ne yaptığınızı, ne işle uğraştığınızı şöyle birkaç cümleyle kimsiniz, ne yapıyorsunuz bize bir anlatın. Hemen başlayayım. Ben Selda Timur, yaşam koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda yoga eğitmeniyim. Eskide bir bankacıyım. Uzun yıllar, 26 yıl kadar bir emeğim var kurumsal bir bankada. Ama şimdi hayallerimin işini yapıyorum bir 3 senedir. Yaşam koçluğu çok muazzam zevk aldığım bir alan. Yoga eğitmenliği de zira öyle. Hem bedeni hem ruhu böyle dinlendirdiğine ve iyi geldiğine inandığım, kendimde de çok büyük deneyimler hissettiğim için de yaptırmaktan büyük zevk aldığım bir alan. Yaşam koçluğu da öyle. Önce kendi hayatımı değiştirip sonra başkalarına dokunabilir miyimle başladım aslında. Onun için de orayı da çok böyle muazzam bir zevkle ve tatminle yapıyorum. Hep şey diyorum, 26 yıl boyunca bankada yaptığım işi sevdim. Şimdi sevdiğim işi yapıyorum diyorum. Ya çok güzel. Kesinlikle çok da güzel bir yere aslında bağladık. Onu size sormak istiyordum. Kariyer değişiminiz böyle bayağı ciddi bir değişim oldu aslında. Yani bu kararı nasıl verdiniz sizce? Bu kararı aslında verirken birçok yardımcı rol alan birçok insan oldu aslında bu kararı vermekte. Önce şöyle diyeyim, bir şekilde hayatıma yoga girdi. Yoga yapmaya başladıkça ne kadar kendime iyi geldiğini görünce yoga eğitmenliği sertifikası almaya karar verdim. Ve ufak ufak yoga hocalığı yapmaya başladım. Sonra o ufak ufak benim hayatımda bir takım bakış açılarımı değiştirmeye başladı. O bakış açılarım değiştikçe kişisel gelişime merak salmaya başladım. Ve böylece koçluk alanındaki o eğitim başladı. Bayağı yoğun bir eğitimdi. Yani böyle 2 akademik yıla denk gelecek bir eğitimdi. Yani böyle bir 2-3 ayda verilen bir sertifika değildi bizim eğitim tamamladığımız program. Çok dolu bilgiler geldi bize. Ben önce açıkçası yaşam koçu olmak için girmemiştim. Hani kendimi keşfedeyim. Yine bir kişisel gelişim eğitimi daha tamamlayayım diye girmiştim. Çünkü ilgi alanımdı. Ama sonra o alanda kendi değişimlerimi görünce, yani herhalde en güzeli sen değişince hayatının değiştiğini görmek ve bunu da ben yaptıysam herkes yapabilir, neden insanlara bunu da göstermiyorum diye bir haz ve istek oldu içimde. O heyecanı takip ettim aslında ben. O heyecanı takip edince de bir süre sonra kurumsaldaki işime yeterli hani istekle gitmemeye başladım. Hani yaptığım işi seviyorum, okey, ama bir tarafta alternatif bir iş oluşup da onu ne kadar tutkuyla ve aşkla yaptığımı görünce bu sefer kurumsaldaki işi gerçekten tam olarak istemediğimi keşfettim. Ve böyle bir yumuşak bir geçiş oldu aslında. Ve oraya vedalaştık. Çok da güzel ayrıldık. Çok yıllardır zaten birlikte çalıştığımız arkadaşlar, ekip arkadaşlarım, her şey çok muazzamdı. Oraya veda edip böyle bu tarafa doğru bir yola. Peki, sizce insanın ne istediğini bulması için bir son kullanma tarihi var mı? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yani ne istediğini bilmek her gün de değişebilir ayrıca. Yani bugün başka bir şey istersin, yarın başka bir şey istersin. Esnek olmak çok güzel bir şey bence. Yani hep esneklik özgürlüktür derim ben. Dün istediğim bugün istememe hakkım var. Ne istediğini keşfetmek için önünüzde uzun bir hayat var. Ben 40'lı yaşlardan sonra keşfettim tam olarak ne istediğimi. O yüzden bence çok güzel bir örnek. Yani benim yaşımdaki kişiler bile ne yapacağımı bulamıyorum, ne yapacağım, hani bir hayat amacım yok falan diyenler için çok güzel bir örnek. O yüzden özellikle zaten oraya değinmek istedim. Aynen. Ya biz nedense hayat amacına çok önem veren, sanki çok muhteşem bir hayat amacı olmamız gerekiyormuş gibi bir inanç sistemimiz var genel olarak insanlar. Bende de vardı. Ama bu eğitimlerle şunu fark ettim ki aslında bizim dünyaya gelmemiz, bu bedende canlanmamız bile hayat amacımızı aslında yerine getirmiş olduğumuzu gösteriyor. Gerisi de heyecanını takip et. Neye heyecan duyuyorsan, ne istiyorsan, ne seni mutlu ediyor, ne seni gülümsetiyor, onu takip et. Kesinlikle. Peki biliyorsunuz ki yani tam bir sene oldu galiba şu an biz bunu yaparken. Bir senedir çok farklı bir dünyanın içindeyiz. Ya böyle izleyenlere hani siz nasıl başa çıktınız? Onlara birkaç cümleyle hani ne demek isterdiniz? Nasıl başa çıkmalarını? Hatta bence artık bir çıkış dönemindeyiz belki de, ama hani aslında bu değişim, o dönemden tekrar eskiye dönüş, hani yani bu bütün olayı yani nasıl şey yapabilirler, başa çıkabilirler? Böyle birkaç öneriniz var mı? Açıkçası Ceylin, kolay bir dönemden geçmedik. Yani her birimiz için bir kere farklıydı. Yani kolay ya da zorlu bir kenara bırakalım, hepimiz için farklı bir dönemdi. Ben genel olarak olaya şöyle yaklaştım. Bu benim otoritemde değiştirebileceğim bir olay mı? Cevap hayırdı. Dolayısıyla odağımı oraya vermedim. Yani ah ne olacak, vah ne olacak demedim. Sadece ben ne yapabilirim dedim. Ne yapabilirim? Kişisel olarak hijyenime ve hani o kurallara uyma, insan içine yani çok karışmama, hani neyse oradaki yapabileceğimiz şeyler. O kurallara uydum ve odağımı da pozitifte tuttum açıkçası. Ben böyle başa çıktım. Yani çünkü hani biliyorsun yaşam koçluğu çalışmalarında odak neredeyse orayı çoğaltıyorsun. Aynen. Ve ben odağımı kendi sağlığımda, kendi bedenimde, kendi beslenmemde, kendi hijyenime ve çevremdeki ailemin hijyenine ve sağlığına yoğunlaştırdım. Ve o yoğunlaştırdığımda da her şey nispeten daha kolay geçti tabii ki. Yani çünkü probleme odaklanırsan problem büyür, sağlığa odaklanırsan sağlık büyür. Tabii ki çok şanssızlık eseri bu hastalığa yakalananlar da oldu. Hani bir şey diyemiyorum. Hani yeterince korundukları halde yakalananlar da oldu. Sağlık çalışanları var. Onların hayatı çok daha zor tabii ki. Biz daha şanslı bir kesimdeyiz bir kere kesinlikle. Ama odak yönetimi diyorum. Odak yönetimi bence her şey. Ve değiştiremeyeceğin, kuralları senin koyamadığın bir takım şeyler yaşıyorsan kurbanlıkta kalma. Yani o oranın kurbanlığını yaşayıp vah vah ne olacağız, ne yapacağız diyeceğine, bu yeni dünyada ben ne yapabilirim? Bu yeni dünyada ben buna nasıl adapte olurum? Nasıl uyarım? Hep hani bakış açım öyle oldu. Tavsiyem de bu yönde. Çok güzel. Yaşam koçu kelimesini oradan kapıyorum hemen. Biraz teknik yandan da böyle bahsedelim. Çünkü ya ben de psikoloji mezunu biri olarak mesela kendimi yaşam koçluğu, kişisel gelişim alanına daha yakın hissedenlerdenim. O yüzden bize böyle birazcık teknik anlamda, yani yaşam koçu nedir? Hani terapiden, danışmanlıktan ya da bir psikologdan farkı nedir? Yaşam koçu kimler içindir? Hani şöyle bir kısa bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Tabii. Şimdi bir kere sizin uzmanlık alanınız çok daha derin. Yani psikoloji, yani psikiyatri zaten tıpta. Hani o kısımlarda daha hassas, daha hani böyle ciddi sorunları olan kişilerin sizlere gelip sizlerin yol göstermesine ihtiyacı var. Bizler ise, yani yaşam koçları ise sadece hedefleri ya da yürüdüğü yolda takıldığı konular ya da hep aynı şeyler başına gelir de hani bunu gidip bir doktora anlatacak ya da psikoloğa anlatacak bir durum değildir. Ama bir hedefi vardır, gidemiyordur. Bir şey isteği vardır, bir türlü yerine getiremiyordur. Bunun gibi yani kendini keşfetmek aslında biraz da. Ben kendimi keşfetsem ve bir tık daha üst versiyonda yaşasam nasıl olur diye bir soru varsa akıllarında, tamamen yaşam koçlarıyla çalışabilecek potansiyelde kişiler oluyor onlar. Ama bu yolda kendini keşfederken hayatta takıldığı, yani nasıl diyeyim, yolundaki taşları da temizliyorsun. Yolundaki taşlar temizlendiğinde bazen fiziksel olarak hastalıkların iyileşiyor. Bazen ruhsal olarak takıldığın konular geçiyor. Kalp çarpıntıların azalıyor. Yani çok çok fazla da gelişim ya da fayda alanı görebileceğimiz bir alan oluyor aslında. Ama dediğim gibi eğer spesifik bir sorunu varsa, asla yaşam koçuyla ilgili değil, hani spesifik sağlıkla ilgili bir sorunu varsa, işte psikologların ve sizlerin hani uzmanlık alanı, biz daha çok yan yana yürürken onların yoluna ışık tutuyoruz ya da yollarında taşlar varsa taşları gösteriyoruz. O taşları nasıl temizlerler ve yolları. Aynen, çok güzel. Yani peki aslında hani böyle bu işin temelinde de bir insanın her şeyi çözebileceği var. Ama siz aslında yönlendirici oluyorsunuz bir nevi diye düşünüyorum. Yani sizce bir insan kendi kendine bir şeylerle, yani yardım almadan da bir şeyleri çözebilir mi? Yoksa yardım almak ne noktada gerekli yani? Ya burada ben kendimi örnek vermek istiyorum. Yani oldukça kişisel gelişimi eğitimlerine merak salan, işte böyle yogaydı, işte ruhsal gelişimdi, birçok eğitime katıldım ve kişisel olarak da kendimi o okuduğum kitaplarda gerçekten iyi bir yerde görüyordum. Ama bu yaşam koçluğu programına, sertifika programına katıldığımda kendimi tanımadığımı gördüm. Kendimi tanımadığımı ve şöyle baktığımı gördüm olaylara. Ben gayet iyiyim, gayet okeyim ama etrafımdaki insanlar hep bir sıkıntı, hep bir problem var etrafımdaki insanlarda ve ben de dolayısıyla problem yaşıyorum. Oysa kendimi keşfettiğimde ben o problemleri neden yaşadığımı gördüm. Hatta o problemleri neden yarattığımı da gördüm. Ve o kökeni temizlediğimde yolum aydınlandı aslında. Onun için ya ben tek başıma kitap okuyarak ya da işte bir iki eğitime giderek bunu yapamadım. Yapamazdım da zaten. Çünkü çok güzel sorularla, çok güzel farkındalıklarla karşılaştırıyor. Yüzleştiriyor seni yaşam koçu. Seni senle yüzleştiriyor. Ve senin kendini aslında görmediğin, tanımadığın bir yüzün olduğunu görüyorsun. Hayret ediyorsun, çok şaşırıyorsun. Bazen şok oluyorsun. Bazen hadi canım olur mu deyip hani böyle inanasın gelmiyor. Ama bir gerçek, yani ben bunu yaşadım, çok net bir şekilde yüzleşiyorsun, kendini keşfediyorsun. Kendini keşif bence dünyadaki, yani herkese tavsiye edeceğim bir şey. Ya kendinizi bir keşfedin, sonra ne yapmak istiyorsanız yine onu seçersiniz. Seçimleriniz özgür. Ama hangi hareketi, hangi motivasyonla yapıyorsun? Hangi hareketi, hangi olaya, hangi motivasyonla tepki gösteriyorsun? Bunları biliyor olmak çok büyük bir erdem şu anda. Kesinlikle. Ya aslında o zaman belki çok iyiyim zanneden biri, her şeyin çok yolunda olduğunu zanneden biri bile bu yardımı aldığında bambaşka biri olarak çıkabilir yani buradan. İlla bir problemim var demek zorunda bile değil. Değil tabii. Hani kendimi tanıyayım, kendimi daha iyi bir versiyona neden götürmüyorum kendimi diye bir sorun geldiğinde zaten o tanıyacak kendini ve daha iyisine, daha potansiyeline, yani daha üst bir potansiyeline. Kesinlikle. Ya ben sizi tanıyan biri olarak, sizinle çalışan biri olarak, yani buradan şeye gitmek istiyorum. Aslında dediğim gibi hani problemden öteye ben bu yolda daha çok şeyi keşfettim. Yani birinin yönlendirmesiyle aslında hayatta bir şeyi nasıl daha iyi isteyebilirsin? Nasıl hayatına daha kontrollü yön verebilirsin? Bazı yaptığımız yanlışları nasıl görebilirsin? Gibi derken şunu aslında paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Çünkü ben de kanalımda içerikleri çok yapıyorum. İşte çekim yasası, istediklerini yaratmak, istediklerini kendine çekmek gibi. Size de o yüzden bunu sormak istiyorum. Aslında çok yaptığımız yanlışlar var bir şeyleri hayatımıza çekerken. Hatta sizden benim en güzel öğrendiğim şey inanılmaz kelimesini kullanmamak olmuştur. Çünkü bu sefer evren de ona inanamıyor ve size vermiyor. O yüzden inanılmaz mutluyum bile yanlış bir cümle. Ve onun yerine biz muhteşemi koymamamız gerekiyor. Bunun gibi böyle tatlı bize bir iki tane tüyo verebileceğiniz, aslında insanların bir şeyleri isterken, bunun için dua ederken ya da hani bunu betimleyip imgelerken yaptığı böyle komik ya da tatlı böyle yanlışlar, hani tüyo şeklinde şunu şöyle yapın diyeceğiniz bir iki şey var mı? Tabii, yani o kadar çok örnek var ki. Mesela ben yıllarca kendi duamdan bahsedeyim. Duam şuydu benim: Allah'ım beni kimseye muhtaç etme. Yani aslında orada para istiyorum yani, ama öyle bir para istiyorum ki muhtaciyet enerjisi var orada. Yani öyle bir para var ki muhtaç olmayayım ama gerisi de gelmesin hani, o kadar. Azla yetineyim. Evet, azla yetineyim şeklinde. Hani farkına varmıyoruz nasıl bir dua ettiğimiz, ağzımızdan çıkanın nasıl bir enerji yaydığını. İşte annemin mesela en büyük duasıdır. Beni işte elden ayaktan düşürme. Hani yatağa bağlama diyeceğim, hani yatalak olmayayım bir duası var annemin. Elden ayaktan düşürme. Ama aslında bu elden ayaktan düşürme değil. Yani sağlıkla, ayağımla, hani hep ihtiyaçlarımı gidereyim gibi bir cümle olması lazım. Biz ne yapıyoruz? İstemediğimizi dillendiriyoruz. İstemediğimizi dillendirdiğimizde de o odak orada oluyor aslında. Bu sefer de hani hiç istemediğimiz, ama ben böyle dua etmemiştim ki diyoruz, ya da böyle istememiştim ki diyoruz. Hani onun için o cümlelere negatifse pozitife çevirmeyi öneririm. Bu çok önemli bence. Yani ağzımızdan çıkan her şeyde. Evet. Sonra mesela ilişki konusunda mesela bir danışanımla çalışıyordum. Şeyi fark ettik birden. Kendisini şifacı olarak görüyor. Gerçekten de şifacı özellikleri de vardı kadının. Ve hep çektiği kişiler gerçekten ruhlarında şifaya ihtiyacı olan, böyle hep böyle psikopat insanları çekiyor. Evet. Çünkü onlara şifa verip onları iyileştireceğine inanıyor. Yani onu fark ettiği anda direkt o yaratımını durdurdu ve çok sağlıklı bir ilişki yarattı mesela. Hani böyle hiç ummadığın, işte parayla ilgili mesela, işte para insanı bozar diye bir inancımız varsa ya da param olduğunda sevilmem diye bir inancımız varsa, direkt o bilinçaltından çıkıyor aslında o enerji. Kesinlikle. Hatta bir önceki videomda ben şeyden bahsettim. Sizden bir alıntı yaptım. Çok hoşuma gitmişti çünkü sizden bunu öğrendiğimde. Hani bir şeyi zaten istiyorsanız o size belki paralel bir evrende zaten verildi. Hani istemeden, yani o verilmemiş olsa size o istek gelmeyecekti. Hani bununla ilgili nasıl diyeyim, böyle bir fikir vermek isteseniz ne derdiniz? Özellikle benim yaşımdakilere, hani böyle büyük düşünenlere, hayaller kuranlara, ah yapamayacağım diyenlere. Ya önce hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin derdim. Çünkü hayallerle yaratıyoruz. Yani o vizyon, yani onu görselleştirip içinde hayali canlandırdığında yaratım gerçekleşiyor aslında. Bir yerde gerçekleşiyor. Kuantum benlikte bir boyutta gerçekleşiyor yaratım. Geriye o yaratıma ait olmak, o yaratıma sahip olabilme frekansı gerekiyor. Aslında çok da hani karmaşık bir şey değil. Sadece biz frekansları bilmediğimiz için kendimizi düşük tuttuğumuzda oraya ait olamıyoruz. Onun için bir, hayal etmekten ve onu vizyonlamaktan asla vazgeçmeyin, büyük hayallerinizi. Sonra o büyük hayallerinize giden yolda eğer bağımlılığınız varsa, yani o olmazsa ah dünyanın sonu geldi, mahvoldum, yandım, bittim gibi bir inancınız varsa orayı bir temizleyin. Yani olmazsa en kötü ne oluru bir bakın. Çünkü bağımlılık olduğunda enerjiyi kesiyorsun, yaratım enerjisini. Arzu ateşin var, o hayalin var, onu canlandırıyorsun. Bağımlılığın yok. ve onu vizyonluyorsun. Onun için gerçekleşmesi an meselesi. Yani bunu şey gibi düşün. Sipariş verdin, bir yemek siparişi verdin. Geldiğinde kapıyı açman lazım. Çok güzel. Kesinlikle. Hemen oradan frekans lafını kapıyorum çünkü bir sorum var. Böyle kısaca frekans nedir? Bir bahsedebilir misiniz? Ya da böyle önerdiğiniz, bunu araştırmak isteyenler olursa okumalarını önerdiğiniz belki bir kitap olabilir. Çünkü frekansların ne demek olduğunu öğrenmek mesela benim için çok aydınlatıcı olmuştu. Hani merak edenler en azından izledikten sonra belki araştırırlar. Onunla ilgili bir iki cümle şeyler. Çok değerli bilgiler. Gerçekten çok değerli bilgiler. Frederick Dodson'ın Levels of Energy diye bir kitabı var. O çok muazzam bir kitap. Onu okuyabilirler ilgilenenler. Hı hı. Frekansları şöyle özetleyeyim. Duygu durumlarımız, enerji duraklarımız diyebiliriz. Yani hani sabah kalkıyorsun bazen böyle ay hani canım dese biri canın çıksın diyecek modda oluyorsun ya. Yani düşük bir enerjidesin belli. Ya da böyle hani her şeye çiçek, böcek, kelebek modundasın. Daha böyle enerjin yüksek. O da biraz daha yüksek. Hı hı. Hani direkt böyle nokta atışı düşük frekans, yüksek frekans demeyeyim. Çünkü sanki düşük frekans kötü, yüksek frekans iyi de olarak da anlaşılmasın. Çünkü her frekansın da bir kıymetli de bir hediyesi olabiliyor aynı zamanda. Şöyle çok kısaca özetlersem, yüzün altındaki frekanslar daha böyle kurbanlık, suçlama, şikayet, depresyon frekansları. 100 ile 200 arasındaki frekanslar daha agresyon, kavga, gürültü, dövüş gibi frekanslar. 200 frekansı nötr bir frekans. Orada pozitif ya da negatif enerji yok, nötr. Ve fabrikasyon işler vardır burada. 300'lerden sonra yavaş yavaş pozitif enerjiye geçiyor ve hani güzel o demokrasi, sanat, bilim, bolluk, bereket bilinçleri hepsi 300-400 gibi yüksek frekanslarda. 500'ler şükürlerin böyle tatmin duygusunu ve şükür duygusunun frekansı 520 spesifik olarak. 600'ler daha böyle birlik bilinci. Artık çok az insan olduğunu söylüyor Frederick Dodson 600'lerde. En son Dalai Lama ölçülmüş 600 frekansı olarak. Hani genel olarak şöyle bir özet verdikten sonra neden iyi kötü değil diyorum frekanslara da. Mesela askerlerin frekansı hani 100 ile 200 arası bir şey olmalı. Yani 200 gibi hani böyle bir motomot, bir disiplin, ne yapmaları gerekiyor. Yani bir savaş çıktığında ülkesini korumak için frekansı eğer 520'de ise eline silahı almaz o kişi. Çünkü orada umurunda değil savaş. 520'de şükür alanında birlik, saf sevgi alanını deneyimliyor. Dolayısıyla her frekansın kendine göre de vazifesi var. Yani 200 frekanslarda fabrikasyon. Şu anda kullandığımız fabrika üretimi, her şeyin üretilmesi için o 200 frekansında çalışan fabrikalar gerekiyor. Ama kişisel olarak kendi açımızdan baktığımızda hani şikayet ve kurbanlık bize hizmet etmiyor yüzün altındaki frekans. Burayı yakaladığımızda ben frekansımı bir tık yukarıya almalıyım ki kendime hizmet edeyim farkındalığı. Çok güzel bir farkındalık oldu ilk etapta hani bilgi olarak. 300'lerden sonra zaten hem bolluk bereket hem kolay para hem ilişkilerdeki çok daha böyle birbirine saygı duyulan ilişki yaratımı söz konusu. 400'ler saf demokrasinin frekansı zaten. Saf sevgi 600'e doğru da gidiyor. Uzmanlığınızda olduğunu da biliyorum, ilişkilerle ilgili çalıştığınızı. Beni izleyenler arasında benim yaşlarımda ilişki kurmaya çalışan, yeni ilişki kuran, aynı zamanda evli kişiler bile var. Hani böyle bir kapanış olarak ilişkilerle ilgili birkaç nasıl diyeyim, tüyo vermek isteseniz, bir güzel bir şeyler söylemek isteseniz neler söylersiniz? Tabii ya, ilişkiler aslında derya deniz tabii. Hani böyle özetlesem, nasıl özetlerim hemen kafamı toparlayayım. Yani ilişkilerde insan kendini keşfettiğinde ilişkide neden öyle davrandığını keşfediyor. Bu çok çok önemli bir konu aslında. Yani hep aynı kişiyi çekebiliyor insan. Yani mesela çok duyuyorum. Ya bana da hep böyle kişiler geliyor. İşte her ilişki hep böyle bu şekilde bitiyor. İşte ne yapsam yaranamıyorum, sonuçta terk ediliyorum. Bu tip hep aynı paterni gördüğünüz bir ilişki kısmı varsa gerçekten kendinizdeki o kodlara bakmak, kendinizi keşfetmek Hı-hı. çok kıymetli. Onun dışında ilişkilerle ilgili ne diyebilirim? Çok böyle hani çok özet. Mesela ilişkinin üç şartını söyleyebilirim. Akıllarda kalsın. Bir ilişki yaşıyorsanız şartsız sevgi olmalı, takdir olmalı o ilişkide ve bir de yüzleşme olmalı. Hemen de özetleyeyim ne demek istediğimi. Şartsız sevgide ne var? Sen bana bunu yaparsan seni severim. Sen şunu yaparsan seni sevmem. Bir tarafımız, egomuz bunu diyecek, okey, ama ilişkinin içinde, egonun ötesinde bu şartsız sevgiyi sunuyorsak o ilişkinin içinde olmamız zaten değerli. Doğru. İkincisi takdir. Yaşadığımız olaylarda karşımızdaki kişiye takdir sunmak, ona teşekkür etmek, onun yaptığı bir hareket için minnet duygusunu dile getirmek çok güzel bir enerji veriyor ilişkiye. Hı hı. Onun dışındaki üçüncüsü yüzleşme. Yüzleşme de ne demek? Aslında burada senin için okey olmayan bir durum söz konusu olduğunda bunu zarifçe karşı tarafa, bu benim için okey değil diyebilmek. Bunu yani bir şey söylemeden içinde tutmak ya da sabretmek ya da tahammül ettim demek ya da tolere ettim demek. İlişkinin aslında böyle kanser hücreleri doğuyor eğer bunları yapıyorsanız. Yüzleştiğinizde düdüklü tencere gibi düşünün kendinizi. Hiçbir şeyi oraya biriktirmiyorsun. Yüzleşiyorsun. Bunu açıkça söylüyorsun. Senin için okey olmadığını söylüyorsun. Yüzleşmenin tabii ki bir de iki tarafı var. Yani yüzleştiğinde karşı tarafta hiçbir şey değişmeyebilir. Ya da sizin okey olmadığınız durumu anlar ve farklı bir boyuta geçer. Sizin o yüzleşmeyi yaparken hiçbir şey değişmeyeceğini de cebinize koymanız gerekiyor hani ilişkide. Böyle de bir tiyoyla yüzleşme kısmını da özetlemiş olabilirim. Ama dediğim gibi aslında bu üç kritik ve ilişkinin olmazsa olmaz kriterinden önce kendinizi tanırsanız eğer, ben neden bunu böyle yapıyorum? Ben neden bu cevabı verdim? Ben neden böyle bir tepki gösterdim? Orası çok kıymetli. Zaten ilişki o zaman başka bir boyut alıyor. Kesinlikle. Yani çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani izleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Şu an o kadar değerli bilgiler verdi ki bunu yani satın bile alamayacağınız bilgiler. Hatta bunları almak için insanlarla çalıştığı bilgileri bizle paylaştı. O yüzden kendimi çok özel ve değerli hissettim. Çok teşekkür ederim. Dürüstçe, hiç saklamadan her şeyi paylaştığınız için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bölümde çok hoşunuza gitmiştir ve faydalı bilgiler almışsınızdır. Dediğim gibi aşağıda Selda Hanım'ın bilgilerini de buluyor olacaksanız, ilgilenen olursa iletişime geçebilir kendisiyle. Bu serinin diğer konuklarını kaçırmamak istiyorsanız hemen aşağıdan kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni bölümlerden ve konuklardan ilk sizin haberiniz olsun. Daha fazla Amerika'da yaşam için beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz.